Kudüs biz Müslümanlar için gerçekten de farklı bir öneme sahip. Bizim inancımıza göre, bizim itikadımıza göre, geleneğimizde Kudüs'ün gönlümüzde ayrı bir yeri var. Zira bizim için Kudüs, Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ismini zikrettiği, etrafını bereketli kıldığı mübarek bir mekan. Aynı zamanda bizim için hiçbirini diğerinden ayırt etmediğimiz birçok peygamberin hatırasının olduğu bir yer. Kudüs'ün tarihi boyunca ne zaman ki Kudüs Hazreti Ömer'in fethiyle İslam idaresinin altına girdiyse o günden bu yana ne zaman ki Müslümanlar orada idareyi elinde bulundurduysa Kudüs bir selam yurdu olmuştur. Yani barış yurdu olmuştur. Onun için bizim Kudüs bizim gözümüzdür. Kudüs bizim gönlümüzde yeri farklıdır. Kudüs bilincini, Kudüs şuurunu her zaman canlı tutmamız lazım. Bu vesileyle bu Dünya Kudüs Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kudüs'te bugün yaşanan keyfi uygulamaların, haksızlıkların inşallah son bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve Yüce Rabbimiz Selahaddin Eyyubiler gibi Kudüs'e Kudüs bilincini oluşturmayı bizlere, çocuklarımıza, aile efratlarımıza nasip eylesin bizlere inşallah. Son zamanlarda Kudüs'e seferler tertip ediyoruz. İmkanı olan kardeşlerimizin bu mübarek beldeyi, bu bereketli beldeyi sevgili Peygamberimizin tavsiyesine uyarak ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın ismini Kur'an'da zikrettiği ve mübarek belde dediği birçok peygamberin hatırasının olduğu, İsra ve Mirac'ın yaşandığı o mübarek beldeyi ve o Mescid-i Aksa'yı hep gönlümüzde aşkını, sevgisini, muhabbetini hem canlı tutmamız ve hem de bu heyecanı, bu aşkı, bu bilinci kendi çocuklarımıza, gençlerimize de hissettirmemiz lazım. Kudüs'ü fethedecek gençlerin, Selahaddin Eyyubilerin yetişmesi, Kudüs'ün mescidine minber inşa edecek marangozların, esnafların ve oraya yağ gönderecek bilince, şuura sahip nesillerin yetişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.